Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesine bu yıl %30 oranında zam yapılması öngörülüyor. Peki bu rakam yeterli olacak mı? Bursalı vatandaşlara sorduk. Söz Bursalılarda. Biz o 130'u ya. Ben vereyim onlara. O 130'u ben vereyim. Ben asgari ücretin altında kaldım. Asgari ücretin de üstündeydik. Şimdi artık altındayız. Ben onlara 130 zaten veriyorum da bir 130 daha vereyim. Onlar da o şekilde kabul etsinler. Biz 130 bizim için çok az bir rakam. Yani daha doğrusu emekli için çok çok az bir rakam. Ya bütün emekliler, şimdi bugün emeklilerin %30'u asgari ücretin üzerinde kaldı. %70'i de asgari ücretin altında. Ev kiralarının 5000 lira olduğu bir dönemde böyle bir rakamın yakalamak mümkün değil. Yani bu emekli maaşlarıyla geçinmek mümkün değil. Yazık günah değil mi bu emeklilere? Bu insanlar vatan evladı değil mi? Bu insanlar 25 sene prim ödemediler mi? Zaten sosyal sigortalar sistemi de zaten bir farklı. Emeklilik sistemi de bir acayip bir garip gruba. Şimdi adamlar 2000 yılında emekli olmuş bir adam. Prim ödemiş, tavandan ödemişler. Bugün o adam alıyor 5000 lira, 4000 lira para. Bugün tavandan ödeyen kişi alıyor 15 bin, 19 bin lira para. Şimdi bu da çok normal değil. Aslında bunun da düzeltilmesi lazım. Ama biz inayet istemiyoruz emekliler olarak. Doğru dürüst yaşama için bir nefes istiyoruz. Başka bir şey değil. Yeterli. Allah bereket versin. Ya olsaydı iyi olurdu ama devletimiz en iyisini bile uygun neyse onu veriyor. Fazlasında da gözümüz yok yani, çok şükür. Bence yeterli değil. Bundan 5 sene önce falandı zannedersem ilk bu bayram ikramiyeleri verilmeye başlandığı zaman. O zamanlar o parayla alım gücü vardı. İnsanlar hatta kurban alabiliyordu. Bana o 1000 lirayla kurban alabiliyordu. Şimdi de baktığımız zaman et fiyatlarına bence çok çok düşük bir rakam. En azından bence 3000-4000 gibi olması lazım ki bir şey yarasın yani. Bir ikramiye adını verdiğine göre öyle bir şey olsun. Bir şeyler yapılabilsin o parayla. 1000 lirayla bir şey yapılamaz ki. Yani 3000-4000 olmalıydı diye düşünüyorum. 3000-4000 yeterliydi. Ama maalesef şimdi EYT'de çıktı. Belirli bir hazinede de sıkıntı var Merkez Bankası'nda. Bunlar nasıl karşılanacak? Seçim üstü veriliyor bu vaatler ama daha sonra bunu karşılanıp karşılanamayacağı endişesi var bende. Merkez Bankası biliyorsunuz eksi durumda. İthalat, ihracatın çok çok önünde. Yani yönetilmiyor yani. Bence iyi bir şey. Gidişat iyi değil. Çok iyi abi ya. Çok güzel. Allah bereket versin. Şimdi bu şeye dönüyor. Mesela devletin bütçesine göre. Mesela devlet... Şimdi siyasetçiler siyaset için yapıyor ama ben devletin bütçesi var mı? Yani sadece ben 3000 lira alsam, 3,5 vatan, diğer vatandaş ne alsın abi? Emekli olmayanlar, onların durumu ne olacak? Doğru mu? Haksız mı? Şimdi sen emekli değilsin, bana 5000 lira veriyor ya sana. Ya o sosyal yardımlaşma alanlara ne verecek? Fakirlere ne verecek? Yani hepsini emeklilere mi verirsin? Ben emekliyim, ben mutluyum. Aldığım maaş da zaten iyi, elhamdülillah çok şükür. Devlet yaşasın, boş ver. Sıkıntı yapma, gençsiniz. Bu mikrofonu aslında gençlere uzatıyorum. Ben 2,5 lirayla günümü yine ediyorum. Ama sen bu soruları gençlere sor. Çünkü herkes eline bir tane telefon almış. Telefon aslında olsun, 50 bin liralık olsun, 100 bin liralık telefon olsun. Ama kumardır. Ha gittin kahvede oturdun, kumar oynadın. Ha sokakta, parkta
oturdum, kumar oynadım. Çünkü boş. Doğru mudur? Çünkü içinde bir şey yok. Hayali. Hayali para. Hayali zenginlik. Ondan adam uçuyor. Adam diyor Amerika'da bu. Tamam ben istiyorum. Benim gençlerim arabası da olsun, evi de olsun, mutlu da olsun ama çalışsın. Evet. Bence yani hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız son günlerde müjdeler üstüne müjdeler verdi. Gerçekten asgari ücrette de çok güzel iyileştirmeler yaptı. Emekli ve memur maaşları da son güncellemelerle birlikte %30. Şu anki memur ve memur emeklileri için bence çok ideal. Çünkü enflasyonun ezdirilmemesi, enflasyona karşı alınan tedbirler ve ülkemizin de geçtiği son konjonktürde özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, çıktığımız pandemiden sonra yaşanan ekonomik krizlere bakıldığında gerçekten Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bununla ilgili çok değerli açıklamalar yaptı, güzel müjdeler verdi. Ben bir vatandaş olarak çok memnunum. Emeklilerimize, şu an çalışan memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Daha da güzel müjdeler bekliyoruz Cumhurbaşkanımıza. Kişisine göre değişir. Emekli ikramiyesi 15 lira da olsa yetmez. Ama olanınla yetiniyoruz. Ama devlet de cebinden verecek hali yok. Ne ödedik, ne istiyoruz?